Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Kazlarımızı, ördeklerimizi yaylama sürdük. Tamamen organik olsun diye. Zeps artıkları getiriyoruz işte. Pazardan topluyoruz. Böyle tarlalara sürüyoruz arada sırada. Kendileri de alışıyor bu şekilde. Şu anda burada ördek sürüsü fazlalığı var. Hayvanları bu şekilde gezdirince daha da organik oluyorlar. Hareketli oluyorlar. Etleri yabani kuşların etleri gibi oluyor. Besleyip büyütüyoruz. Çoğalsınlar diye. Yanlarında olmasak ördekler çıkmıyor dışarıya. Ürküyorlar. Kazlar ama rahat rahat çıkıp gidiyorlar. Geçen sene 200'e yakın kaz vardı. Şimdi 40 tane kaldı kaz. Gelince ürküyorlar. Şimdi beni görünce yavaşlayacaklar. Kızlar! Kızlar korkmayın ben buradayım. Ördekler alışkın değil fazla. Kamera şu anda en son yakın çekimde. On ikinci ayın 15 tarih. Büyük ihtimal ya 14'ü ya 15'i bugün. Bura buğday tarlası. Dökülen tohumlar işte büyüyor. O da yeşeriyor. Tarla zannedersin bu sene nasıl bırakıldı herhalde burası. Şimdi yollayalım bakayım. Evlerine gitsinler. Kümes 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 kümes. Haydi bakayım. Kümes. Kazlar gidiyor. Kazlarımız yolu geçti. Yerlerini de biliyorlar. Ördeklerin gidesi yok herhalde az. Az bunların gidesi yok. Biz de şu taşın başına çıkalım. Hayvanları bu şekilde hayvanları besliyorsanız araziniz de elinizde mevcutsa gezdirin güzel kardeşim hayvanlarınızı. Sürekli hareket halinde olmaları lazım.
kapalı bir yere kapatıp da hayvanların gezme alanlarını kısıtlamayın kesinlikle. Daha iyi verim almak isterseniz, aşırı doğal verimlilik almak isterseniz, organik doğal almak olmasını isterseniz bu şekilde dolaştıracaksınız. Bizim gazlar gitti yuvaya. Bunlar sevdi herhalde zannedersin burayı. Biraz üstlülerdi ama yine adapte olurlar. Ben olmasam burada kesinlikle durmazlar. Alıcı kuşlar fazla çünkü. Bu ördeği rahatlıkla götürebilecek kuş var burada şu anda. Avcı kuşlar. Tabi bizden güven alıyorlar. Biz de taşın üstünde film video çekerken kayıp gidiyormuşuz aşağıya. Kazar geliyordu buraya da ördekleri ilk getiriyorum buraya. Onlar en çok bağın içinde geziyorlardı. Telergünün içinde. Öyle küçük bir bağ diye şuradan başlıyor. Komşunun bağıyla beraber. 50 bin metreye yakın bir bağ yani. Şu virüs olmasaydı, her tarafa kasıp kavuran virüs olmasaydı, kaz sayısını 1000'e çıkaracaktım. En büyük hayalim de kazı 1000'e çıkarmaktı. Ama ne yazık ki yapamadık. Küçülmemiz gerekti, biz de küçüldük. Kaz zannedersem 250 olduydu. 250 olduydu. Tüketme zorunda kaldık. Kökü bizde nasıl olsa en iyi damızlıklarını ayırdık. Safkan damızlıkları ayırdık. Onlarla tekrar çoğaltabiliriz. Şu ördeklerde 5 tane ördekten yaptıydım geçen sene. Bu biraz daha fazla. 200 vardı ördek. Bunları da 100'e düşürdüm. Gelen insanlara verdik, ona verdik, buna verdik derken bu kadar bıraktık. Daha yumurtlamaya başlamadı ama ördekler. Kazlar başladı. Kurka yatan kazlarımız daha oldu. Ama bunlar bir türlü daha başlamadı. Şu anda bayağı uzaklaştılar. Güzel bir şey ya. Bunları beslemek de, büyütmek, bakmak. Ömür dediğin ömür ne ki işte, gelip geçip gidiyoruz işte dünyadan.
Korktunuz mu? Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere güzel kardeşlerim.